Bölüm 28. Malta'da. Kurtulduktan sonra adanın Malta adını taşıdığını öğrendik. Yerliler bize olağanüstü bir yakınlık gösterdiler. Hava yağışlı ve soğuk olduğu için ateş yakıp hepimizi dostça karşıladılar. Paulus bir yığın çalı çırpı toplayıp ateşin üzerine attı. O anda ısıtan kaçan bir engerek yılanı onun eline yapıştı. Yerliler Paulus'un eline asılan yılanı görünce birbirlerine, "Bu adam kuşkusuz bir katil," dediler. "Denizden kurtuldu ama adalet tanrıçası onu yaşatmadı." Ne var ki elini silkip yılanı ateşin içine fırlatan Paulus hiçbir zarar görmedi. Halk Paulus'un bedeninin şişmesini ya da birdenbire ölü olarak yere yıkılmasını bekliyordu. Ama uzun süre bekleyip de ona bir şey olmadığını görünce fikirlerini değiştirdiler. "Bu bir ilahtır," dediler. Bulunduğumuz yerin yakınında adanın baş yetkilisi olan Publius adlı birinin toprakları vardı. Bu adam bizi evine kabul ederek 3 gün dostça ağırladı. O sırada Publius'un babası kanlı isele yakalanmış ateşler içinde yatıyordu. Hastanın yanına gelen Paulus dua etti. Ellerini üzerine koyup onu iyileştirdi. Bu olay üzerine adadaki diğer hastalar da gelip iyileştirildiler. Bizi bir sürü armağanla onurlandırdılar. Denize açılacağımız zaman gereksindiğimiz malzemeleri gemiye yüklediler. Roma'ya varış. 3 ay sonra kışı adada geçirmiş olan ve ikiz tanrılar simgesini taşıyan bir İskenderiye gemisiyle denize açıldık. Sirakuza kentine uğrayıp 3 gün kaldık. Oradan da yolumuza devam ederek Regium'a geldik. Ertesi gün güneyden esmeye başlayan yelin yardımıyla 2 günde Puteyoli'ye vardık. Orada bulduğumuz kardeşler bizi yanlarında bir hafta kalmaya çağırdılar. Sonunda Roma'ya vardık. Haberimizi almış olan Roma'daki kardeşler bizi karşılamak için Apius çarşısına ve 3 hanlara kadar geldiler. Paulus onları görünce Tanrı'ya şükretti, yüreklendi. Roma'ya girdiğimizde Paulus'un kendisini gözaltında bulunduran askerle birlikte yalnız başına kalmasına izin verildi. Paulus'un Roma'daki etkinlikleri. 3 gün sonra Paulus Yahudilerin ileri gelenlerini bir araya çağırdı. Bunlar toplandıkları zaman Paulus kendilerine şöyle dedi. "Kardeşler, halkımıza ya da atalarımızın törelerine karşı hiçbir şey yapmadığım halde Kudüs'te tutuklanıp Romalıların eline teslim edildim. Onlar beni sorguya çektikten sonra serbest bırakmak istediler. Çünkü ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlememiştim. Ama Yahudiler buna karşı çıkınca davamı Sezar'a iletmek zorunda kaldım. Bunu kendi ulusumdan herhangi bir şikayetim olduğu için yapmadım. Ben İsrail'in umudu uğruna bu zincire vurulmuş bulunuyorum. Sizi buraya işte bu konuyu görüşmek ve konuşmak için çağırdım." Onlar Paulus'a, "Yahudiye'den seninle ilgili mektup almadık. Oradan gelen kardeşlerden hiçbiri de senin hakkında kötü bir haber getirmedi. Kötü bir şey söylemedi," dediler. "Biz senin fikirlerini senden duymak isteriz. Çünkü her yerde bu mezhebe karşı çıkıldığını biliyoruz." Paulus'la bir gün kararlaştırdılar ve o gün daha büyük bir kalabalıkla onun kaldığı yere geldiler. Paulus sabahtan akşama dek onlara Tanrı'nın egemenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu ve bu konuda tanıklık etti. Gerek Musa'nın yasasına, gerek peygamberlerin yazılarına dayanarak onları İsa hakkında ikna etmeye çalıştı. Bazıları onun sözlerine inandı
bazıları ise inanmadı. Birbirleriyle anlaşamayınca Paulus'un şu son sözünden sonra ayrıldılar. Yaşaya peygamber aracılığıyla atalarınıza seslenen kutsal ruh doğru söyledi. Ruh dedi ki, bu halka gidip şunu söyle. Duyacak, duyacak ama hiç anlamayacaksınız. Bakacak, bakacak ama hiç görmeyeceksiniz. Çünkü bu halkın yüreği duygusuzlaştı. Kulakları ağır işitir oldu. Gözlerini de kapadılar. Öyle ki gözleri görmesin, kulakları işitmesin, yürekleri anlamasın ve bana dönmesinler. Dönselerdi onları iyileştirirdim. Şunu bilin ki Tanrı'nın sağladığı bu kurtuluşun haberi diğer uluslara gönderilmiştir. Ve onlar buna kulak vereceklerdir. Paulus tam 2 yıl kendi kiraladığı evde kaldı. Ve ziyaretine gelen herkesi kabul etti. Tanrı'nın egemenliğini hiçbir engelle karşılaşmadan tam bir cesaretle duyuruyor, Rab İsa Mesih'le ilgili gerçekleri öğretiyordu.